Eşkenar dörtgenlerde eşit kenarları gösterelim. Aynı şekilde burada da EB uzunluğu, GB, EF ve FG uzunlukları eşit olacak. Bir de AE uzunluğu EB'ye eşit. Dolayısıyla buraya da aynı uzunluğu koyabiliriz. EB'ye eşit, aynı zamanda da GC'ye eşit. Dolayısıyla burası da X açısı olarak yazılabilir. Şuradaki açı 10 derece olarak verilmiş. Burada bir simetri var. Burada da bir simetri var. Dolayısıyla buraya da 10 derece diyebiliriz. Eş üçgenler. Buradan 10, 10 daha 20. Karşıdaki açı 80 derece verildiğinden dolayı bu açımız 60 derece olacaktır. E ile G'yi birleştirdiğimizde tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen çıkacak ki bu eşkenar üçgendir. Bu da bu hale geldi. Burası da 60, 60 oldu. Dolayısıyla bu da yine 60 olacaktır. Burası 10 derece ise şuradaki parça da 10 derece olur. 20 olunca geriye 160 kalacaktır. G noktasındaki toplam açı 360 derece olduğu için 160, 60, 60 topladığımız zaman 280 yapar. Alt tarafa şuraya 80 derecelik bir açı kalır. Burada da 2x artı 80 180 diyecek olursak x buradan 50 derece olarak bulunur.